Demirtaş cezaevinde kaleme aldığı yazısında görünen o ki Suriye harekatı için geri sayım başladı. İçerideki ekonomik kriz tam çöküşe doğru giderken Türkiye'yi sonu belirsiz bir maceraya bir bataklığa sürüklemenin vebali ağır olur dedi. HDP'nin cezaevinde hukuksuzca tutulan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, iktidarın Suriye'ye düzenlemeyi planladığı harekatı değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Demirtaş, Medyaskop TV'de yayınlanan yazısında böyle bir savaş ülke ve halk yararına değil, olsa olsa AKP MHP iktidarı yararına olur. Dolayısıyla halkı düşünen ve demokrasiyi savunan herkesin savaşa karşı sesini cesurca yükseltmelidir dedi. Suriye'de yeni savaş başlıklı yazısında Demirtaş şu ifadeleri kullandı. İçeride her yönüyle tam bir dağılma ve çöküş halinde olan AKP MHP iktidarı yeni bir askeri harekatla Suriye'nin Kürt bölgelerindeki işgali genişletmeye hazırlanıyor. Bu sayede beka söylemi yeniden ısıtılacak. Şoven... Milliyetçi bir dalga yaratılarak iktidarın yaşadığı dağılma ve çöküşün önüne geçilmeye çalışılacak. Harekat için düğmeye basıldığında yandaş televizyon kanalları 24 saat savaş yayınına geçecek. Ellerine çubuklar tutuşturulmuş süper analistler renkli bir haritanın önünde coşkuyla sunum yapacak. Bir yandan da şöyle şeyler söyleyip duracaklar. Bu harekatı desteklemeyenler terör yandaşıdır. Yani ya bizdensiniz ya da terörist. Ortası yok. Vebali ağır olur. Demirtaş'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle. Görünen o ki Suriye harekatı için geri sayım başladı. Uluslararası toplum ve bölgesel güçler dahil olmak üzere herkes bu harekata karşıyken, içerideki ekonomik kriz tam çöküşe doğru giderken Türkiye'yi sonu belirsiz bir maceraya bir bataklığa sürüklemenin vebali ağır olur. Savaşın getireceği ekonomik yük iktidar ve yandaşlarının değil geniş halk kesimlerinin sırtına binecek. Onlar ejder meyveli, ballı hurmalı, manda yoğurtlu sofralarında hiçbir şey eksilmeyecek. Ama halkın sofrasındaki ekmeklerden biri daha eksilecek. Saray sofrası ile halk sofrasının durumunun görülmemesi, konuşulmaması için de vatan millet edebiyatına büyük bir gaz verilecek. Ekonomik krizin içinde bulunduğumuz şu zor günlerde konuşulması bile engellenecek. Böyle bir savaş ülke ve halk yararına değil olsa olsa AKP MHP iktidarı yararlı olur. Dolayısıyla halkı düşünen ve demokrasiyi savunan her kesim savaşa karşı sesini cesurca yükseltmelidir. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.